SOLIDWORKS dosya yapısı ileri seviye bir eğitim aslında size anlatacağım şey ama dosya kaydetmeyi, dosya ismini yeniden yaratmayı, bir dosyayı konfigürasyonuyla yaratmayı bunların hepsini bir şekilde anlatmam lazım size ve bilmeniz lazım. Şimdi bakın benim elimde eğer bir dosya var ise yani bir montaj oluşturduysam, bir parça oluşturduysam bunlar nasıl çalışır? İlk önce onu görelim. Her şeyin başı bir parça. Bir parça çizmeniz lazım. Bu parçayı çizdiğiniz partı ki part deniyor buna bir montaja gönderebilirsiniz. Montajda ya bununla yani ilk çizdiğimiz parçayla geri ilişkilidir. Montajın içinde de çizebilirsiniz. Ya da başka parçalarla ilişkilidir. Yani bu ilişkiyi aslında çok güzel anlamanız lazım. Çünkü parçayı çizip montaja atarsınız ya da montajın içinde parça çizersiniz. Bu çift yönlü. Buradaki oklardan ziyade benim çizdiğim oklara dikkat edin. Sonra bu montaja başka parçalar eklersiniz. Dosya referansı budur. Bakın bu yerinde çizilme ilişkisi ayrı bir şey. Dosya referansı çizip bu montaja getirmeniz. Bir de alt montajlarınız oluşabilir bir süre sonra. Yine dosya referansıdır. Dolayısıyla siz eğer bir montaj oluşturduysanız altındaki her şey bundan sorumlu. Nasıl sorumlu? Kafanıza göre bir dosyanın ismini değiştiremezsiniz. Değiştirirseniz bu arada bir kopukluk olur. Ve ondan sonra sağlıklı data alamazsınız. Açtığınız zaman patlamalar olur. Bazı kişiler diyor ki, hocam diyor ben SOLIDWORKS'te çalışıyorum. Kütüphaneden Civata somurulmam vesaire ekledim. Sonra açtım patladı. Ya da montaj da aldı. Ya da işte çok büyük civatalar çıktı olması gerekenden. Çünkü dosya yollarını değiştiriyorsunuz. Bir şeyi kafanıza göre kopyalayıp da başka bir makineye taşıyamazsınız. Ya da aynı makine içerisinde başka bir dosyanın içine götürüp atamazsınız. Bunların nasıl olduğunu bazı videolar hazırladım göreceksiniz. Şimdilik sadece dosya yapısını öğrenin. Dolayısıyla siz SOLIDWORKS içerisinde parçayı montajla ilişkilendirirsiniz. 2. Montajı ya da parçayı teknik resmi atarsınız. Teknik resmi hangisini atarsanız atın şu üçü parça, montaj ve teknik resim parça ve montaj sürekli birbiriyle ilgili değişir. Birini değiştirirseniz hepsi değişir. Bunu ya farklı kaydederek referansları koparıp ya da referansları içeriden koparılarak engelleyebilirsiniz değişmesini istemiyorsanız. İşin içerisinde iki farklı mantık da var. Bir parçayı değiştirmenin diğer yolu da hiç parçayı değiştirmeden konfigürasyonlarıyla oynamak ki buna design table diyoruz. Yani hiç SOLIDWORKS açmazsanız ama design table denilen tasarım tablosu Excel'e bağlıdır. Excel'de bir parçanın 60'ını, 70'ini, 80'ini otomatikman çoğaltırsınız. Düşünün 50 kuruş aldığımız o küçük su şişesi 1 litrelik, 1,5 litrelik, 2,5 litrelik, 19'luk damacanaya kadar tek bir çizimle Excel'de çoğaltabilirsiniz. Bunun dışında benim çizdiğim her parça ve her montaj şu dosyalarla ilişkilidir. Bakın onun videosu, onun muhasebe raporu, Excel'i, sunumu, PDF'leri, işte satış görüşmeleri tek bir dosya içerisine atabiliyorsunuz SOLIDWORKS'te. Ne demek istiyorum? Bir süre için SOLIDWORKS ekranına dönelim. Bakın SOLIDWORKS'ün içerisinde şöyle bir şey var, bölüm var. Ve siz buraya bir PDF'i, bir Word dokümanı, bir videoyu sürükleyip bırakabiliyorsunuz. O proje ile ilgili bütün resimler, bütün hazırlanan dosyalar veya hazırlanan filmler unsur ağacında burada gözükür. Yani şu sıralama içerisinde gözükür. İlişkin raporlar vesaire. Ve siz bu raporları her şeyi parçanın içerisinde oluşarak görebilirsiniz. Hele ki bu ilişkileri düzenli PDM diye bir yapı var ise bu PDM denilen yapı sizin için bu ilişkileri otomatik kurar. Ama neticede bu da parça hiyerarşisi içinde vardır. Şimdi bir parçadan parça da üretebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Bir parçayı ikiye bölerek farklı parçalar üretebilirsiniz. Farklı body'ler kaydederek. Aynalayabilirsiniz. Yine bir parça üretirsiniz. İçine parçanın parça sokabilirsiniz ve türetilmiş parça üretebilirsiniz. Ya da tüm bunları yapmazsınız. Çizdiğiniz parçayı SOLIDWORKS'ün içerisinde başkası kullansın diye kütüphane olarak kaydedebilirsiniz. Bütün bu ilişkileri doğru ve sağlıklı kurarsanız, özellikle bunu Ar-Ge'ler için söylüyorum, çok sağlıklı çalışırsınız. Ne demek istiyorum Ar-Ge'ler için? Her dosya, dikkat ederseniz C'de bir yere kaydoluyor. Ve siz SOLIDWORKS'te çalışırken de bu C'de çalışıyorsunuz. Yani bilgisayarın lokal sürücüsünde. Ama sistem A'da olması gerekiyor aslında. Normalde bir firmanın iç yapısı bu kadar karışıktır. Yani printerlar bile bir sunucuya bağlıdır.
Ama Solidworks açısından bakarsak bu işe, aslında Solidworks bu işi çok kolaylaştırıyor. Lisans menajeri Ar-Ge'ler için yönetirken dosya isimlerini de client'lardan bu şekilde sağlıyor ve çok kolay düzenliyor. Bir PDM'iniz olsun olmasın, floating yüzen lisans mantalitesi için de söylüyorum. Her kurulumda SOLIDWORKS'ü bireysel mi kuracaksınız, yönetimsel imaj olarak mı kuracaksınız diye de sorar zaten size. Bunun amacı SOLIDWORKS Customer Portal'da onun aynısı gibi bütün dosyalarınızı, hazır kütüphanenizi, analiz sonuçlarınızı, parçalarınızın teknik resimlerini kendini tek bir sistemde kasada tutmaktır. Kasa, SOLIDWORKS PDM Vault da denilebilir. Herhangi bir bilgisayarı da kasa yapabilirsiniz. Ortak kasa. Ve bu sayede SOLIDWORKS Collaboration denilen, kolaboratif çalışma denilen online çalışma sistemini yaparsınız dünyanın neresinde olursanız olun. Son bir şey daha var. SOLIDWORKS dosya yapısından çok ileride geldik biliyorum ama SOLIDWORKS Mechanical Conceptual denilen bir olay var. Bunu lütfen izleyin. SOLIDWORKS'un dosyalarını zaten YouTube'da arattığınız zaman göreceksiniz. SOLIDWORKS'un çalışma sistemini biraz değiştiren bir mantık. Online dosya paylaşma, beraber interaktif çalışma, dosyalara ortak erişimi, bunlarla ilgili dosyalama sistemini de biraz değiştiren bir mantığa sahip. Online SOLIDWORKS kullanımı gibi bir şey. SOLIDWORKS'un dosya yapısı ve dosyalama sistemi ve çalışma mantalitesi böyledir.